Şimdi bak bir tane daha gerçekten tüylerimizi diken diken edecek haber var. Köpeğin ağzını bağlamışlar, ayaklarını bağlamışlar. Ölüme Ay terk gördüm, etmişler. Allah Gördün mü? kahretsin, Ben de onu izledim gördüm. onu. İzmir'de oluyor bu olayda sevgili seyircilerimiz. Hayvan hakları ile ilgili müjdeyi vermeden evvel bir haksızlığa uğrayan hayvanları izlemeye devam edelim. Çaresiz köpek ölümü bekliyor. O sırada vatandaşlar kurtarıyor. Hazır mı görüntümüz? Şu şerefsizliği yapan insanı tanımak istiyorum. Köpeğin ellerini ayaklarını bağlamışlar. Şu anda kurtaracağız bu köpeği. Ya hayır ya, korkuyor mu? Isırır bu can havliyle. Şimdi belediyeden gelsinler. Dur, dur oğlum. Oğlum dur. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Oğlum dur. Bir de ısırır mı ya? Isırma. Paşam dur. Evet. Dur. Paşam dur. Dur. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur, dur. Ha, ısıracak. Gel, dur. Dayı, ağzını açmazsak olmaz. Evet. Bekle. Boynundaki ip bir şey olmaz. Yani. Talip onu da kes, Talip onu da kes. Onu da kes. Talip onu da kes. Boğazından çıkacak, bak bakalım. Talip. Görüyor musun? Ya gerçekten anlamıyorum Bircan ya. Bu kafa yapısını anlamıyorum. Bir köpeğin ellerini niye bağlarsın? Ne yaptın? Ağzını. Ağzını niye yani? Niye? Ve o köpek artık insanlara tabii ki haklı olarak saldıracaktır yani. Şimdi yani o köpeğin travma geçiriyor köpek. İşte durduk yere yaşamıyor bunları. Senin evet. de geçen hafta altını çize çize söylediğin gibi bir travma yaşamadan, herhangi bir tepki görmeden bu hale gelmemesine rağmen biz diyoruz ki şu köpeklere artık insan, hanginiz bu doğada yaşamayı hak ediyorsunuz? Gerçekten soruyorum. Kendi doğasında, kendi halindeki köpeği şu hale getirdiniz ya. Yine bak, yine ama nasıl insancıl durdu bak. O kendini sevdirdi. Yemin ederim ben insanlığımdan utandım. Utandım ya. Biri bana ben insan olarak biri bana bunu yapsa ben insanlardan soğurum ve onları gerçekten parçalarım. Haklı hayvanlar. Ama bak, hayvanlar hiçbir beni şey sevmemekle haklı. Bazen bakıyorum yani gerçekten olacak iş değil. Bugün hasta hayvan. Ya şu sokak hayvanlarının çektiğini gerçekten herhalde kimse çekmiyor. Evet ya. Cinsel istismar var. Dayak var. Şiddet var. Yani bıçakla her yerlerini kesiyorlar. Katliam böyle var. Bağlıyorlar. Katliam, vahşet, her şeyi yaşıyorlar. Bu köpekler neler görüyor, neler yaşıyor, kediler de dahil. Ama yurt dışına bakıyorsun, Avrupa'da bakıyorsun, bu kadar başıboş yok. Neden biliyor musun? Kısırlaştırma hakikaten son derece düzgün bir şekilde yapılıyor. Beslenmesi vesaire yapılıyor. Ve bu kadar çok üremiyorlar da kısırlaştırma olduğundan kısırlaştırma dolayı. Birazcık daha hani bu olaya da müdahale etmek gerekiyor. Yani çok veterinerlerimizin, işte belediyelerinin hani alıp da barınağa götürme veya zehirleme vesaire değil de Allah korusun. Gerekli müdahaleyi bu şekilde yapmaları gerekiyor. Çok haklısın. Bu kadar çok üremeleri de gerekmiyor yani. Çünkü anladın mı? Çünkü diğer türlü yine eziyete maruz evet, kalacaklar. Evet aynen öyle. Yani yurt dışına da köpek başıboş görüyoruz ama bu şekilde değil. Evet biz bu güzel haber verelim. Her gün bu haberleri yaptık Bircan. İnatla da yapmaya yani devam günde ediyoruz. Günde bir tane bizim maalesef evet. Şu haberimiz vardı. Ben hatırlıyorum. Biliyor musun? Sen öyle. De biliyorsun. İşte yani birlikte. Her gün bir işkence haberi hayvana maalesef var. Günümüzün kötü geçmesine sebep olan haberlerden bir tanesi. Ama artık Cumhurbaşkanımız da dayanamadı. Nerede dedi ya? Bu yasa nerede? Niye çıkmıyor dedi. Aynen bu şekilde. Yasa hala neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın diyor Cumhurbaşkanı. Bravo. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayvanları işkence ederek öldürenlerle ilgili son dönemlerde medyaya yansıyan haberlere dikkat çekerek yasa hala neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanları işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın dedi. Bravo. Artık son nokta. Mezarlık gibi barınaklar diyor.